Leyla. Leyla'cığım hadi kalk. Evdekiler uyanır şimdi. Gitmemiz lazım. Sıkıntı çıkmaz. Haber var mı? Yine geliriz biz. Leyla. Bak sen kabul etmedin ama bence bir daha düşün bak. Hastanedeki adam da açtı gözünü. Mutlaka konuşacak. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Ya bir çıkıp gidelim şuradan. Kendini bu kadar sıktığına değmez. Düşün. Tamam mı? Düşün. Arkanda oyun çevirmek ne demekmiş göreceksin Leyla. Göreceksin. Herhalde bana bir açıklama borçlusun. Ne dersin? Hani ne desen haklısın. Özür dilerim ama acil bir işim vardı. Onur'la. Acelem vardı. Yardım istedim. İşte ben de onu anlamıyorum yani. Ben varken evin güvenliğinden mi yardım istiyorsun? Ailevi bir şeydi. Ve ben seni bununla daha fazla sıkmak istemedim. Hı. Ama hallettim, merak etme. İşte o daha tuhaf. Yani neyse yani ben bunu kabul etmiyorum. Kusura bakma, istersen hatırlatayım. Sevgili olmaya karar verdik ya. Yani sevgili olmak ne demek? Bir şeyleri paylaşmak demek. Yani sen benimle paylaşmayacaksan ve tanımadığın biriyle bu işlerini çözeceksen bana tuhaf geliyor. Ben sana karşı çok dürüst oldum. Yani tüm kapılarımı açtım, duvarlarımı yıktım ama sen... Yani hala seninle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ama söz telafi edeceğim. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten tuhaf. Yani sanki bir şüphen varmış gibi davranıyorsun. Hayır, hayır, yok. Emin değilim. Yani bir şey saklıyorsun ve ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Böyle gizli saklı bir ilişki istemiyorum. Şimdi ben sana domateslerle kocaman ağız yapacağım. Sen de içine uçak geldi ham yaptıracaksın. Oo, günaydın Leyla. Günaydın Leyla. Daha derin göremedim seni. Hiç zahmet etmeseydin ya. Kahvaltını odana getirseydik biz senin. Meryem yaptırdı Berit'in kahvaltısını. Aferin. Size de günaydın çocuklar. Meryem Hanım. Çocuklara bir iki saat bakar mısın? Benim işim var da. Kız daha yeni geldi. Alacağız onu. Verin. Ya gitmem lazım. Adam uyandı hastanede. Ne? Ne oldu? İşte sabah oldu. Kuşlar öptü, çiçekler açtı. Hadi sen bir kahvaltını yap bakayım. Al bundan da ham. Bundan da ham, ham, ham. Meryem Hanım, siz bir şey sormuştunuz bana. Ya Meryem, her şey birbirine girdi. Ateş soru soruyor, cevaplayamıyorum. Füsun'un teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Kızım ben kabul etmeseydim, niye ettin? Ya dün geldi, burada film izliyorduk. Ateş de beni el ele tutuşurken gördü.
Allah! Oh! Hadi be, ben... Hayır, bunun tadına ben baktım da siz söyledim zaten. Niye buradalar? Çok güzel değil mi? Ateş harcalı adına bir sorun olursa söylersiniz. Şişme. Çok güzel. Onu zaten denemiştim. Çok, bunu da hemen listeye ekleyin lütfen. Biz bir şeyler denedik, seçtik. Sen de istersen bir bak. Ateş mi? Umut halleder. Halledeceğim mi? Barış ya. Ben çok zorlanıyorum. Allah aşkına şu füsünle ilgili bir şeyler bul. Tamam, bulacağım, bulacağım. Ben şimdi onu biraz daha yakın markaca alacağım. Zaten dün bir şeyler karıştırıyordu. Bir şey bulacağım ve sana direkt söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Ama bak gözünü seveyim, şu Yakup'la onlara bir şey çaktırma, tamam mı? Tamam, tamam. Aramızda. Hadi ben gittim. Ben bırakayım, seni nereye gidiyorsun? Ha yok ya, ben giderim. Sen şu füsün işini hallet, o bana yeter. Hadi bay bay. Bay bay. Ateş abim hani bizimle kalacaktı? Haklısın Beliciğim. Ama Ateş abim orada kalmayı tercih etti. Belki bizim evde odası olsaydı kalırdı belki ama yok. Doğru söylüyorsun. Koş koş koş. No. Bu ne ya? Çüş yani. Bak bak, görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bak bu benim boyum. Bak şuraya kadar. Bak şu elimin olduğu yerde havuzun derinliği. Bak ne kadar derinmiş. Yani çocuklar için hiç uygun değil. Yani ben bile burada boğulurum yani. Öyle düşünün. Aferin ulan. Yakup ulan sen var ya Yakup, sen çok akıllı adamsın ha. Şimdi ben bunu üstüne yolasam üstünde para bile alırım vallahi. Aynen.